Sevgili arkadaşlar, bu videoda size düşüncenin gücünü anlatmak istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz düşünce gücüyle, hayal gücüyle nasıl hayatınızı güzelleştirebilir, bolluğu, bereketi kendinize çekebilir veya nasıl hayatınızı zehir edersiniz, hayatınızı çekilmez hale getirirsiniz, bunu anlatmak istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de düşünce gücünüzle hayatınızı güzelleştirebilirsiniz. Şimdi bu videoyu sonuna kadar lütfen izleyin. Elinize kağıt kalem alırsanız, not alırsanız hem hayatınıza yansıtmanız biraz daha kolay olur. Almanların bir sözü var. Wer schreibt, der bleibt. Yani yazarsan kalır. Yazmazsan kalmaz. Uçar gider. Dolayısıyla bu videoyu izlerken not alın. Şimdi beynimizin şöyle bir özelliği var. Çok önemli bir özelliği. Senin düşüncen vasıtanla hayalin geliyor. Beynine hayal geliyor değil mi? Bir şey düşünüyorsun, sen onu hayal etmeye başlıyorsun. Hayal ettiğini beynin gerçekmiş gibi kabul ediyor. Yani bunu gerçekleştirmiş gibi kabul ediyor. Varmış gibi kabul ediyor. O zaman sen düşüncelerini kontrol edersen, yani düşüncelerinle güzel şeyler hayal edersen, varlıklı bir şekilde hayaller kurarsan, o zaman varmış gibi beynin kabul ediyor ve sana varlığı yaşatıyor. Varlığa ulaşmak için senin beynin sürekli çözümler üretiyor. Bunun tersi de var. Eğer sen yok dersen, düşüncelerinde bu şekilde olmaya başlarsan, yokluk bilinciyle hayal etmeye başlarsan, yani yokluğu hayal edersen, başlangıç noktası yok dersen yok olur hesabı, senin hayallerin sürekli şikayet, eksik taraflarını görmeye başlarsa senin beynin biraz önce anlattığım şekilde sana yokluğu yaşatır. Elinde var olan şeyleri bile hayal ettiğinden dolayı, yani yok gibi hayal ettiğin için beynin sana yokluğu yaşatır. Elindeki var olanları da kaybedersin. Çünkü zihninde, hayalinde yokluk var. Yokluğu beynin gerçek kabul eder. Senin beynin yokluğa hedef koyar ve seni yokluğa götürür. Dolayısıyla yok dersen yok olur. Bunu benim babam yıllar önce, ben 7 yaşındayken söylemeye başladı. Ve aman oğlum, yokluğu, sıkıntıları aklının ucundan geçirmeyeceksin bile derdi. Yani aklına soktuğunu, yani hayal ettiğini beynin gerçek kabul ettiği için neyi düşünürsen, o neyi hayal edersen beynin seni o tarafa götürür. Sen sürekli şikayet edersen, sürekli böyle mızmızlanırsan, sürekli eksik tarafları görürsen beynin onu gerçek kabul ettiği için seni oraya götürür. O şikayet ettiklerine götürür. O korktuklarına yaklaştırır. Hani o sevmediğin davranışlar var ya bazı insanlarda, onlara seni yaklaştırır. Hani derler ya, kınadığı insanın başına gelir. Evet, sen onları zihninden geçirdiğinden dolayı, hani sevmediğin ne varsa, o olumsuz davranışlar, olumsuzluklar veya o kıtlıklar veya o şikayet ettiğin ne varsa, eğer senin hayalinde bunlar varsa, senin beynin bunu emir olarak kabul ediyor, gerçek kabul ediyor ve seni o tarafa götürüyor. Dolayısıyla her zaman minnettar olanlar, yani şükredenler, hamd edenler, var olanlara bakanlar, var diyenler, elinde olanları görenler ve bunu sürekli beyninde, zihninde geçirenler arzuladığı güzel yerlere ulaşırlar. Yani sen şükrettikçe senin elindeki güzellikler artar. Şikayet ettikçe de senin elindekilerini sen kaybedersin. Her zaman bu böyle olmuştur sevgili arkadaşlar. Bütün semavi dinlerde de bu böyledir. Bütün kadim bilgiler de bunu söyler. Sen neye odaklanırsan onu büyütürsün. Problemlerine odaklanır, problemlerini konuşursan, gündemde tutar ve onları hayal etmeye başlarsan, onu beynin gerçek kabul ettiği için onları sana yaşatır. Sen ana akım medyadaki negatif, olumsuz sana pompalanan korkulara odaklanırsan, o korkulara eninde sonunda ulaşırsın. Yani o korktuklarını yaşarsın. Dolayısıyla buradaki mesaj şu: zihnini, hayallerini
sen kontrol edebilirsin. Sen hayallerini güzelleştirebilirsin. Sen odaklandıklarını seçebilirsin. İyiye odaklanabilirsin, güzelliklere odaklanabilirsin veya elinde olmayanlara odaklanır, sıkıntılara, problemlere odaklanabilirsin. Bu senin kararın. Burada sen devreye giriyorsun. Dümen senin elinde. İstediğin tarafa çevirebilirsin. Şimdi özet olarak şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Sen eğer varlığına, elindekilerine odaklanırsan, şükredersen, onları biraz daha güzel bir şekilde zihninden geçirirsen, yani aslında şükredersen, şükrederken hedeflerini zihninden geçirirsen, o zaman hedeflerine ulaşırsın. Yani güzel yerlere ulaşırsın. Veya istemediğin davranışlara odaklanır, başkalarının da beğenmediğin davranışları düşünür, onları hayal eder, onları kınarsan veya o istemediğin neyse kıtlığa odaklanır. Sürekli şikayet edersen, bende şu yok, bende bu yok, komşumda var ama bende yok. Yani yokluğa odaklanırsan o zaman korktuklarına odaklanır. Onları gündemde tutar, onları hayal edersen, zihninden hep onları geçirirsen o zaman korktuklarını yaşamak için beynin stratejiler geliştirir, seni korkularına götürür ve korktukların hep başına gelir. Herkes bu tecrübeyi yaşadı sevgili arkadaşlar. Yani bunları şöyle bir düşündüğünüz zaman siz de yaşamışsınızdır. Belki bu videoyu izlerken siz de aynısını söyleyeceksiniz. Hep hocam korktuklarım başıma geliyor. Neden diye sorduğunda aslında bu video onun cevabı. Çünkü sen korktuklarını hayal ediyorsun. Gündemde tutuyorsun. Enerjiyi nereye akıtırsan onu çoğaltırsın. Korktuklarına enerji harcarsan korktuklarını çoğaltırsın ve korktuklarını yaşarsın. Ama enerjini çözümlere odaklar, hedeflerine odaklarsan, kendini geliştirmeye odaklarsan o zaman onları yaşarsın. Güzellikleri yaşarsın. Burada dümen, direksiyon senin elinde. Sen karar verebiliyorsun. Bu senin özgür kararın. Yani sen hayatını güzelleştirmek istiyorsan o zaman uygulayacağın strateji güzelliklere odaklanmak, hedeflerine odaklanmak ve onları gündemde tutmak. O zaman güzelliklere ulaşabilirsin. Güzelliklere ulaşabilmek için de beynin oraya ulaşmak için sana beynin der ki şunu yapman lazım, şu kursa gitmen lazım, şu kitabı okuman lazım, şu şekilde kendini geliştirmen lazım der. Sen de o yönde giderken hedefine ulaşırsın. Senin şimdi aklına şu gelebilir. Tamam hocam çok güzel. Ben zaten bunu biliyordum. Pozitif düşünmem lazım. Olumlu düşünmem lazım. Olumlu düşünürsem olumlu şeyleri yaşayacağımı zaten ben biliyordum. Fakat bende olmuyor. Neden olmuyor hocam? Neden ben olumlu düşünemiyorum? Veya neden hep olumsuzluklara odaklanıyorum? Diye sorduğunda ben sana cevap olarak şunu söyleyebilirim. Asıl sebebi şu. Çünkü senin etrafındaki insanlar, bir onları gözlemle. Kimlerle arkadaşlık yapıyorsun? Sessizce bir otur onlar konuşurken. Gerekirse eline kağıt kalem al, not al. Daha çok olumsuz cümleler mi söylüyorlar yoksa olumlu cümleler mi? Buradan anlayabilirsin. Birincisi bu. İkincisi, ne seyrediyorsun? Ana akım medyanın pompaladığı korkuları seyrediyor musun acaba? Haberleri izliyor musun? Tamam, haberleri izliyorsan yine eline kağıt kalem al ve not al. Daha çok sana ne pompalanıyor? Senin beynine şırınga yoluyla ne sıkıyor senin beynine? Korku mu? Olumsuzluk mu? Yoksa devamlı hayatın güzel taraflarını mı? Çözümlerini mi sana anlatıyor? Üçüncüsü, seyrettiğin diziler, seyrettiğin filmler. Korku filmleri mi? Devamlı adrenalin tetikleyen heyecanlı, aksiyon. Devamlı olumsuz filmler mi veya diziler mi? Nasıl aldatılır, nasıl zina yapılır, nasıl ihanete uğratılır? Bunları mı anlatıyor o diziler? Yoksa sana belgesel gibi çözümler mi gösteriyor? Neyi seyrediyorsun? Üçüncüsü bu. Dördüncüsü, senin bulunduğun iş ortamı veya her gün 8 saat geçirdiğin o dükkanın varsa, dükkandaki iş arkadaşların, bunların düşünce yapıları nelerdir? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır sevgili arkadaşlar. Eğer
sen bu dört tane noktada olumsuz etkileniyorsan sen de çalışmıyor. Ama hocam ben ne yapmam lazım o zaman? Bunlardan atsan atılmıyor, satsan satılmıyor gibi cümleler aklından geçebilir. Ama sen ortamını kendin seçebilirsin. Yani olumsuz cümleler konuşuyorlarsa o zaman kendini kilitleyebilirsin. Kitleme yöntemleri var. Veya o ortamda bulunmak zorunda değilsin. Çekilirsin, başka bir şeyle meşgul olursun. Birincisinde bu şekilde. İkincisinde sen televizyonu kapatacak konumdasın. Sen eğer istersen haberleri kapatabilir, olumsuz etkilenmekten kurtulabilirsin. Üçüncüsü yine dizileri, filmleri yine kapatacak güçtesin. Yani seni olumsuz etkileyen diziler varsa onları sen kapatabilirsin. Senin elinde. Dördüncüsü, iş hayatında bulunduğun bölgeden senin iş arkadaşların seni olumsuz etkiliyorlarsa o zaman onlardan etkilenmemek için başka bir ortamda çalışabilirsin. Kendini geliştirerek belki büroya geçebilirsin. Veya dördüncüsü de senin iş ortamın, tamam mı? Orada da kendini kitleme yöntemleri var. O insanların olumsuzluklarından etkilenmemek için kendini kapatabilirsin. Yani sen eğer bu şekilde dört noktada kendini muhafaza etmeye başlarsan biraz önce saydığım stratejileri uygular, olumlu taraflarına odaklanır ve hayatını olumlu hale getirebilir, arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Şimdi hocam ben bunu ama tek başına yapamıyorum diyorsan o zaman iradeni arttırman gerekiyor. Sana aslında direkt en önemli çözümü söyleyeyim. Düşünceleri kontrol etmeyi öğren artık. Yani hayallerini kontrol edersen hayatını güzelleştirebilirsin. Artık düşüncelerinle hayallerini şekillendirmeyi öğren. En önemli çözüm bu. Bunun için de senin eğitime ihtiyacın var. Kitap okuyarak çok denedin. Denemişsindir. Veya birkaç kişiyi dinledin veya seminere katıldın. Olmamış olabilir. Kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenemiyorsun. Dolayısıyla burada araba sürmeyi öğrenmek için yanına bir mentor gerekiyor. Bir şoför öğretmeni gerekiyor. Senin bu konuda gelişmen için, hayallerini, düşüncelerini kontrol edebilmen için mentöre ihtiyacın var ve kendini geliştirmen gerekiyor bu şekilde. Sen de düşüncelerini kontrol ederek hayallerini şekillendirmek istiyorsan, güzelleştirmek istiyorsan, hayallerin güzel olduğu zaman güzel yerlere varacağını biliyorsun artık. O zaman bizim özel programlarımıza katılabilirsin. Bizim özel programlarımıza katılabilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.